inşaat mühendisliğine giriş dersi kapsamında burada çok kıymetli öğretim üyelerini, sektörden temsilcileri ağırlamaktayız. Bundan 1,5-2 ay önce sevgili Ahmet Cedet Yalçıner Hoca ile bugün için, 14 Mart için tsunami ve kıyı liman yapıları konusunu burada sunması için bir ön anlaşma yapmıştık. Sağ olsun Ahmet Hoca bizim 5 yıldır bu davetlerimizi, bu çerçevedeki davetlerimizi kırmıyor, geliyor. Ve hatırlarsınız, birinci sınıf öğrencileri hatırlayacak. Ben bir hafta önce size bu hafta tsunami konusunda Ahmet Cevdet Yalçıner Hoca size bir sunuş yapacak dedim. Cuma günü kayıtların aldığı en büyük 5. deprem Japonya'da meydana geldi ve tsunami oluştu. 2-3 gündür de hala gündemin birinci maddesi ve birinci maddesi olmaya da devam edecek. Çünkü ölü sayısının 50 bini bulabileceği söyleniyor. Reaktörlerde sızıntı konusunu yine olağanüstü sıcak bir gündem. Dolayısıyla çok şanslıyız. Çok sıcak, çok önemli bir konuyu neredeyse dumanı üstünde tüterken en doğru adresten dinleme fırsatı bulacağız. Ben sözü fazla uzatmadan değerli hocam Ahmet Cevdet Yalçıner'e bırakacağım. Belki Ahmet Hoca kısacık kendisini de tanıtır. Şöyle devam edecek. Ahmet Hoca yaklaşık bir 20-25 dakika tsunami'lerin genel mekanizması üzerine bize bilgiler verecek. Bundan önce tsunami oluşan depremler ve onlarla ilgili açıklamalarda bulunacak. Son 15 dakikada da Ahmet Hoca ve asistan arkadaşımız Ceren birlikte Japonya depremi ile ilgili bize kendi ellerindeki bulguları paylaşacaklar. Hocam teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkürler Cumhur Hocam. Herkese sayın dekanım, öncelikle size ve değerli öğretim üyeleri ve öğrenci arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Konumuz tsunami ve ben bunu sanıyorum 5. kez oluyor. Burada sizlere bu bahar döneminde seminer olarak anlattığım konu çok fazla değişiklik olmadan sunuyorduk. Ama son 3 günde büyük değişiklik oldu. Onun için sunuşum benim. Biraz kısaltılarak yapacağım çünkü son 15-20 dakikaya Japonya'yı asistanım Ceren Özer anlatacak. Çok özet bilgi verirsem kendimle ilgili. Doktora çalışmamı ben ODTÜ'de yaparken Japonya'da Cuma günü büyük felaket yaşayan Sendai kentinde Tohoku Üniversitesi'nde de deney çalışmaları yapmak için bulunmuştum ve Cuma günüden beri izlediğiniz görüntülerin olduğu bölgelerde de tsunami ile ilgili birlikte çalıştığım doktor öğrencisi arkadaşlarımla o bölgeyi öğrenmiştim. Şimdi onlar da profesör ve haber aldım. Sağlıkları iyi ama benim çalıştığım laboratuvarında hasar gördüğünü ve 4 gündür o laboratuvarın herhangi bir internet erişimi olmadığını biliyorum. Fakat onlardan aldığım bilgilerle Amerika'da Pasifik Araştırma Merkezi'ne de haber ulaştırarak iyi olduklarını bildirdik. Onlar araştırmalarına başladılar bölgede. Aslında büyük bir felaket. Onu konuşmamızın son kısmında çok değerlendireceğiz ve sorularınızı da sorabilirseniz memnun oluruz. Bu nedenle benim sunacağım bölüm 20 dakikalık bir kısım diyeyim. Genel bilgi vermek biçiminde olacak. Çünkü değerlendirmeleri güncel konularla Japonya'dan yapmamız daha yararlı olacaktır. Konumuzun başlığı, bu arada kendimi Japonya'dan sonra da tsunami konusunda kısaca tanıtırsam, yaptığımız çalışmalar içerisinde Amerika'da da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Los Angeles ve San Francisco kentlerinin
Tsunami Modelleme Projesi'nde çalıştım. Yardım orada misafir profesör olarak. Avrupa Birliği projeleri aynı konuda ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve UNESCO'ya da birçok eğitim programlarına katıldık. Epeyce bilgi birikimimiz oldu. Sorularınız hangi yönde olursa sorabilirsiniz. Konumuz depreşim dalgaları, tsunamiler, dünya ve Türkiye. Bir anıtla başlayayım. 1993 yılında Okuşiri Adası'nda olan deprem, açıklarda olan deprem, adanın 300 kişi yaşayan, 300 kişinin yaşadığı... Hoş geldiniz. Bir köyü tamamen yok etmişti. Oraya yapılan anıt, 98 yılında, 5. yılında gittiğimizde çekmiştik ki daha şimdi Japonya'da daha bundan çok daha acısı yaşandı. Geçen sene buraya geldiğimizde bir ay öncesinde Şili'de deprem olmuştu, 8.5. Onunla giriş yapmıştım. Artık o güncelliğini kaybetti ama şöyle bilgi vereyim. Şili'den yola çıkan dalgalar Japonya'ya 22 saatte ulaşır. Ve de bizim de Şili'den 1960 yılında yola çıkan dalgalar 22 saatte Japonya'ya ulaşmıştı ama Asya kıtasından ve Avustralya'dan yansıyan dalgalar Şili'ye geri döndüğünde daha fazla hasar ve can kaybı yaratmıştı. Onun için Cuma günü Pasifik önemli bir gözlem içine kaldı. Hem ilerlediği yerlerde yapacağı hasarlar hem de dönüşü olacak mıydı bu dalganın? Onları son bölümde tartışacağız. Ve Şili'den yola çıkan dalgaların Pasifik'te yayılması burada geçen sene günceldi. Bunları konuşmuştuk. Şimdi ben her zaman konuşmalarımda teşekkürü baştan yazarım. Buradaki isimler arasında Dr. Shuto olarak gördüğünüz ikinci isim benim Japonya'daki hocamdır. Şu anda kendisiyle haberleştim. Sendai kentinde, evinde ama elektrik var, elektrik yeni gelmiş, su gelmemiş. Evin yanından nehir akıyor. Oradan su alabildiklerini bildiriyor. İnternet bağlantısı olmasını da güven avantaj olarak düşünüyoruz. Birçok uluslararası kuruluş ve ulusal kuruluşla işbirliği yaptık. Bizim bu sunuşumuz içerisindeki çalışmalar bu kuruluşlardan destekler aldı. Bunlar Türkiye içindeki kuruluşlar, yurt dışındaki kuruluşlardır. Tsunami, fay kırılması, deniz taban deformasyonları, çökmeler, denizaltı heyelanları gibi volkanik olaylar gibi olaylarla ortaya çıkar. Türkçe'de bu dalgaya çeşitli isimler verilmiş. Bunların listesi burada yer alıyor. Deniz taşması, depreşim dalgası, süpürgen dalga, süpürüntü dalga gibi isimler. Ama yine de baskın olan tsunami sözcüğü. Çünkü 1896 yılında Cuma günü yaşadığımız olay gibi olayı aynı yerde Japonlar yaşamış ve Meiji tsunamisi olmuştu. Benzer bir fay kırılması. Fakat depremin şiddeti bu kadar değil. 7 şiddetinde deprem ama 4 dakika süren ve uzun salınımlar olan bir deprem. Bir tsunami yaratmıştı ve bu tsunami de gelip kıyılara vurmuştu, 22 bin can almıştı. O zaman Japonların yardım çağrıları arasında yer alan tsunami sözcüğü bütün dünya dillerine girmişti. Onun için de bizim dilimizde de yer ettiğinden bu sözcüğü yine başka Türkçeleştirmeye çalışmamız biraz da başarıya ulaşmadı. Burada hem öneren bir kişi bu sözcük için depreşim dalgası sözcüğünü uygun olmasına rağmen kullanamıyoruz. Tsunami'nin en büyük özelliği uzun dönemli dalga olmasıdır ve rüzgar dalgalarından farklıdır. Örneğin 3 metre rüzgar dalgası olan yerde yüzebilirsiniz ama 10 metre su derinliğinde 3 metre tsunami olan yerde sürüklenir, büyük bir risk altına girersiniz. Çünkü rüzgar dalgaları su kütlesinin hareketli, orbital hareketi, yörüngesel hareketini yaptığı için cisimleri, su üstündeki bir cisim örneğin su üstünde kalır ve hareket olduğu sürece o da o hareketle beraber yukarı çıkar, sağa sola gider, yerine geri döner. Ama tsunami gibi uzun dönem dalgalarda kütle hareketi, kütlenin taşınımı vardır. Su zerrecikleri birbirini iterek dalga hareket eder. O nedenle de derin denizde
yavaş olan akıntı hızı sığ suya gelince bu kütle ilerlemesi nedeniyle büyük bir şişmeye ve çok şiddetli akıntılara yol açar. Şimdi bu burada bir animasyon var. Bu animasyonu son bölüme koyacağız. Çünkü bu da Rikuzen Takata Sendai yakınlarındaki bir bölge. Tohoku Üniversitesi ile Japon NHK Televizyonu halka bilgilendirmek açısından bu animasyonu hazırlamışlardı. Ve 1896 tsunami'sinin bu Rikuzen Takata'ya giriş ve nasıl etki ettiğini modellemişlerdi. Ama bugün Ceren bu filmle internetten indirdiği filmler arasında bir benzerlik buldu. Rikuzen Takata kasabası büyük hasar gördü. Yani burada animasyonu Ceren'in sunuşunda da o kasabadaki dalganın etkilerini göreceğiz. Şimdi 6 yıl evvele gidelim. 26 Aralık 2004 tarihinde yine 11 Mart 2011 gibi bir gün yaşanmıştı. Ben yine sabah 8.30'da Amerika'da birlikte yaşadığım bir arkadaşım tarafından uyandırılmıştım ve bir deprem olduğunu söylüyordu o arkadaşım bana. Sumatra açıklarında ama Sri Lanka'da can kaybı olmuştu. O gün de üniversiteye gidip biz bir simülasyon hazırladık. O gün zaten dünyada 3 tane simülasyon yayınlandı. Birisini Amerikalılar, diğerini Japonlar, üçüncüsünü biz. O nedenle bu konuda da hem modelleme altyapımız çok iyi bir durumda olduğu için dünyada dikkat çekici duruma gelmiştik ve arkasından da UNESCO adına ben, Doğan Perinçek, Türkiye Ersoy olarak 11 kişilik ekiple Sumatra Adası'nda biz 15 gün çalışmıştık. Bugün şu anda Japonya'da yaşananları biz o zaman Sumatra'da görmüş yaşamıştık. Ve de oradaki UNESCO'nun araştırma ekiplerinin başkanlığını ben yürütmüştüm. Doğan ve Şükrü hocalarımız da çok büyük bir katkılar vermişlerdi. Oluşan dalga yola çıkıp hem Tayland'a hem özellikle Sumatra'ya, Tayland'a ve Malezya'ya, batıya doğru giderek Sri Lanka, Hindistan, daha da öteye giderek Maldivler'de etkili olmuştu. Hızlı geçersem dalganın etkili olduğu bölgeleri, çünkü bugün bunlar aslında güncelliğini yitirdi. Yaptığımız araştırmalarda bir Medan kentinde, Kuzeydoğu Sumatra'da, Similu Adası'nda ve Melabuk kentinde birçok bilgi toplamak için 2 hafta süre geçirmiştik. Medan kentinde aslında bu son hafta izlediğimiz görüntülere bakılırsa bunlar çok basit ama ülkemizin durumunu düşünürsek bunların da etkisi dikkate almak gerekir. Tsunami izler bırakır. Bunlar denizden aldığı malzemeyi gelir, karaya geldiğinde çukur bölgelere bırakır. Similu Adası'nda tsunami ile köprülerde hasarlar olmuştu. Aslında bu ada depreme 50 kilometre uzaklıktaydı ama fayın ekseni doğrultusunda olduğundan etkiler, tsunami etkileri çok fazla olmamıştı. Bunlar deniz taşıtlarının karaya taşınması ve yapılardaki hasarları gösteren resimler. Bunların arasında önemli bir bilgi, denizde kıyıların çökmesi. Melabuk kenti, faya bakan en yakın kıyı çökmüş. Çünkü fayın oluşma mekanizması, dalma batma mekanizmasını da anlatacağız son bölümde. Karanın, daha doğrusu fayın hareketiyle, atımıyla çökme olur. Bu deniz tabanında olan çökme, fayın kıyıdaki, plakanın kıyıdaki uzantısında da çökme olur. Melabuk'ta bunlar olmuştu. Sendai'de de aynı durum oldu. Deprem sonrası alan çökmüş durumda. Ve de denizin istilasıyla bütün tarım alanları ve bitkiler ölür ki onlar burada gayet belirgin. Kıyıdan içeriye girmesi dalganın. 5 kilometre kadar Endonezya'da kıyıdan içeriye dalga girmişti. Ve de bu fotoğraf 5 kilometre içeride çekilmiş bir bahçede 50 santim kalınlığında çamur, denizden gelen çamur. Depremle tsunami arasındaki can kaybı farkı da şöyle olur. Tsunami'de cesetler ya çamurda ya su birikintilerinin içindedir. O nedenle daha farklı bir felaket bölgesi görüntüsü vardır. Ve de bu da 5000 kişinin yaşadığı bir köy. Orada çekilmiş o köyden kalanlar görünmektedir.
yine kıyı yapıların etrafında oyulmalar yaparak dalga zarar verir ve yapının çökmesine neden olur. Melebur kenti ile ilgili ise yine çökmenin olduğu bölgeyi burada görüyoruz. Şehrin çöküp çöken kısmı. Burada da 75 bin kişi yaşıyordu ve hemen hemen hepsi hayatını yitirdi. Ve kıyı yapılarının son durumdaki son vaziyeti, son dalgamı geçtikten sonraki hali. Genellikle beton yapılar korundu. Onu zaten geçen hafta sonundaki fotoğraflarda da görmüştük. Köprüler itildi, kaydı. Örneğin büyük bir köprünün 45 santimetre dalgayla itildiğini görüyoruz. Kıyılardaki dalganın ilerlemesi ile bıraktığı izler yıllar sonra araştırılıp bulunabilir jeologlar tarafından. Bu konuda da Dalaman'da yaptığımız çalışmalarla bulduğumuz izler var. Onlara da birazdan hızlıca değineceğim. Dalga buradan içeriye doğru girdikten sonra denizden içeri bu kıyı çizgisi aşağıya yaklaşık 10 yıllık bir süre verim alamaz tuzlu sular, tuzlu su geldiği için bir de belli bölgelere de denizin kumunu dalga bırakır. Onları da üzerine alüvyon biriktiği için sonraki yıllarda bulabilirsek o tarihteki tsunamilerle ilgili bilgiler elde edebiliriz. Şimdi tsunamiyi Malezya etkilerini hızlı geçeceğim. Malezya'nın Penang adası ve Langkawi adasında bazı etkiler yarattı ve denizin arkasındaki bölgede kaçma ile ilgili yollar olmayan yerlerde can kaybı yarattı. Malezya'ya gelen dalga küçüktü, 3 metre mertebesinde ama can kaybı 68'di. Maldivlere geçersek, 2004 tsunami sonrasında Maldivler hükümetine danışmanlık yapmıştım. 4 aylık bir süre kaldığımda oradan edindiğimiz bilgiler. Maldivler'de dalga suyun akması biçiminde geldi. Çünkü adalar 1,5 metre yüksekliğinde olduğu için, yapılar çok zayıf olduğu için bu tür hasarlar meydana geldi. Ve dalganın da ilerlemesi şurada görebileceğimiz üzere kısa bir farklı bir özelliği olarak göstermek isterim. Sadece suyun akması biçiminde. Maldivler'deki adalar 1,5 metre yüksekliğindeydi. Tsunami geldiğinde çok şiddetli akıntılarla adaların üzerinden geçti ve insanların sürüklenmesine yol açtı ama Maldivliler bildikleri için, yüzme bildikleri için çok fazla etkilenmediler. Yine de 108 kadar can kaybı olmuştu. Maldivlerden ilginç bilgiler. Dalga büyük bir erozyon yarattı. Oradaki kum yapısının mercan olmasından dolayı. Bu tomruklar da Endonezya'dan yola çıkıp bir ay sonra Malezya'ya geldiler. Tsunami'nin karadan denize getirdiği akıntılarla da taşınan tomruklar Maldivler'de bulundu. Maldivlerin önlem stratejilerini de zaman açısından hızlı geçmemiz gerekir. Ama güncelle ilişkili olması açısından şu birincisi 26 Aralık'ta olan deprem. Daha sonra farklı yerlerde birçok deprem oldu. Sumatra'nın kuzeyinde, güneyinde sismik boşluklarda depremler ve sismik boşluklarında oldular. Onun için de bu cuma günkü olaydan sonra başka depremlerde bekleyebiliriz. Hızlıca dünyanın başka yöresine dönelim. O da Asurlulardan başlayıp Osmanlılara kadar gelen Eflatun, Sokrat, Hammurabi gibi firavunlar gibi imparatorlar, krallar, sultanların olduğu, destanların olduğu, olimpiyatların ya da savaş, barış, zeytin, şarap, güneş, kumsal, deniz, mehtap, balık ve rakının olduğu Akdeniz'e gelirse bu bölge depremler ve tsunami tarihi açısından da dünyada en iyi bilinen yer bölgedir. Çünkü medeniyetlerin beşiğidir.
O nedenle burada tarihsel belgelerde birçok bilgi elimizde vardır. Akdeniz'in özelliğinde ki Doğu Akdeniz'i özellikle değerlendirirsek, Türkiye'de çevresi denizlerde de depreşim dalgalarını anlamamız gerekir. Akdeniz'in en derin yeri Girit'in doğu batısı ve Rodos'un doğusu ve bizim Rodos'la Dalaman arasındaki olan bölgedir. Tarihsel depremler bu bölgede tsunamiler de yaratmışlardır. Bu haritada gözüken yıldızlar 7 şiddetinde ve 7'den büyük olan depremlerin yerleridir. Toplam 114 tane tsunami Anadolu çevresinde tarihsel kayıtlarda yer almıştır. En eskisi 1630 yılından günümüz tarihinde oluşan Santorini volkan patlamasıdır. Liste birçok kaynakta yer almakta. Listemizi hızlı geçiyorum ve hem Akdeniz hem Ege hem Karadeniz ayrı listelenmiş. Yıllara göre de bu tsunamilerin hangi bölgelere etki ettiğine göre bilgi bakarsak, özellikle bizim Güneybatı Anadolu kıyılarımızda çok sayıda, çok büyük de olmasa bile tsunamiler yerelde olarak oluşmuştur. Ama bunların içerisinde en önemlisi 365 yılındaki tsunamidir. Akdeniz'de etkili olmuştur. Karadeniz'le ilgili ise bilgiler en önemlisi 1939 yılında Erzincan depreminin Karadeniz'de yarattığı ve Richter'in 1958 yılında ki kitabında anlattığı tsunamidir. Uzak alanda etkili olmuş, kuzeye kadar gitmiş, Yalta, Sivastopol'a ulaşmıştır. Bizim kıyılarımızda Fatsa, Sinop'a kadar etkili olmuştur. Ancak tsunami gece yarısı olduğu için gözlemler vardır, çok ayrıntılı değildir. Marmara için aslında çok belki biz fazla konuştuk diyeyim. Çünkü çok soruldu bu konu. Çok özet bilgi vermek istiyorum. Marmara'da olası bir deprem gerçekleşirse tsunami yaratma olasılığı da %10'dur. Tarihe bakarsak birçok yerde birçok kez tsunami olmuş, lokal olmuş. 1509 en önemlisidir. Ya da daha önceki yıllarda 989, 1010 veya 1766 yılları vardır. İlginç bir bilgi olarak Marmaray projesi kapsamında Yenikapı'da bu alanda yapılan metro kazıları, metro için yapılan kazılarda ki bölge şu anda kıyıdan 400 metre içeride ama tarihi dönemde burası liman olarak kullanılmaktaydı. Ve de limanın bir dere ağzından, dere ağzının önündeki bölgede olması nedeniyle burada da gösterilen yeşil çizgi eski kara bölgesi ve burası dolmuş olan şu kısımda o zamanki deniz. Bu bölgede 34 tane batık gemi bulundu. 34 tane batık gemiyi neden battıkları sorusuna baktığımızda da tsunami ya da fırtına olduğu konusunda araştırmalar devam etmektedir. Bu gemilerden 15 tanesi aynı olayla batmıştır. Bunun üzerine birçok araştırma yürüyor. Hem jeologlar tarafından, arkeologlar tarafından bizler de bunun tsunami ya da fırtına olmadığı üzerinde çalışıyoruz. Bu fotoğraflar bölgeyle ilgili. Bu fotoğraf ilk 4 geminin bulunduğu yerler. Kısaca da batıkların üzeri deniz kumuyla kaplanmış durumda. İlk 7 batık için çıkan sonuç Profesör Cemal Pulak'ın söylediği 1000+-20 yıllık bir dönemde battığı söyleniyor. Marmara'da 989 yılında tsunami olmuş, 1010 yılında deprem var, önemli bir deprem. Bunlardan birisi etkili olmuş olabilir. Akdeniz'de Santorini ile ilgili bir bilgi de verirsem, benim Ege'de Santorini adası 10 kilometre çapında bir krateri olan ada ve geminin adaya girişi krater gölünden ilerleyerek olur. 1956 yılında 7.5 şiddetinde iki ayrı depremle oluşan tsunami Ege'de etkili olmuş ama yine şunu söyleyeyim, Japonya'daki etki gibi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Bu da Santorini
Adası'nın krater çökmesiyle ortaya çıkan dalganın hareketini gösteren bir çizim. Biraz evvel bahsettiğim Fethiye, Dalaman, Didim'le ilgili bilgiler vermek istersem, Santorini Volkanı'nın çökmesiyle oluşan tsunami'nin Didim'deki izlerini bulmuştuk. Üç katman üst üste, en altta deniz kumu, ortada Pamis adı verilen Ponza taşı Santorini'ye ait, üstümüzde volkan külleri. Bunların tarihi de Santorini patlamasına uyumlu olduğu Japon profesör Minoura ile yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Dalaman'da ise 1303 yılından günümüze yaklaşık 700 yıllık süre içerisinde 3 tsunami olduğunu yapılan kazılarda, yaptığımız kazılarda bulduk. Bu 3 tsunaminin de katman katman izleri burada. Şimdi bunlar aslında Japonya'ya baktığımızda bu tür izler bize tarihten bilgi vermekte ama daha çok bilgi elde edebilmek için güncel olayı da daha iyi yorumlamak lazım. Ülkemiz çevresinde 4000 yıldır depremler olduğu bellidir. 100 yıllık aletsel verilerde bunu desteklemektedir ki şiddetli depremler olmakta. Tarihsel belgeler yine tsunamiler için bilgi vermektedir. O nedenle de bizler ülkemizde tarihe baktığımızda deprem ve tsunami ihtimalini aklımızda tutmalıyız ama depremin şiddetinin dün o gün yaşanan 8.9 ki biraz düzeltildi 9 bile olduğu söyleniyor. Olmayacağı, 8'i aşmadığını biliyoruz çevremizde. Tsunamilerin de o mertebeye ulaşmadığını biliyoruz. Ben burada ara vereyim. Japonya'ya geçelim. Zamanımızı iyi değerlendirmek açısından onun için. Tabii. Ha, şeyi diyorsun. O zaman ben bir giriş yapayım. Dalma batmaz onunla ilgili. Çünkü bir fayın bu Sumatra depremi sonrası dalma batma zorunda fay nasıl tsunami yaratır? Sumatra depremi sonrası bölgeye 3 araştırma grubu gitmişti. Biz Melabuk kentine, Japonlar Kuzey Banda Acehe ve de İngilizler de gemi gönderip deniz tabanındaki ne olduğuna dair bilgi toplamaya. Deniz tabanında 22 metrelik bir atın dikey bir hareket olduğunu buldular. O yaptıkları araştırma National Geographic tarafından belgesele çevrildi ve araştırmada da söylenen şu, deniz tabanındaki bu dikey zıplama diyelim, kırılma diyelim nasıl oldu? O da dalma batma zonasının hareketiyle oldu. Şimdi onun nasıl olduğunu ilerleyen kısımda Sumatra'ya güneyden kuzeye doğru bakıyoruz Sumatra kıyılarına. Şimdi şu hareket yüzlerce yıl devam eder ve bir sıkışma olur. Aslında bu sıkışma bir boşalma birden bir enerjinin açığa çıkmasına dönüşür. O da şu hareketi yapar. Yani şu hareket yukarıya doğru bir zıplama gerektirir. Aslında bu Sumatra'da doğudan batıya doğru olmuştur. Bunun tam tersini düşünmek lazım. Japonya'da olan da bu harekettir. Bu zıplama sonrası da denizde bir hem su düzeyi yükselmesi hem de çökmesi olur. Bu bir tek dalgadır. Bu tek dalga birkaç dalgaya bölünür ve yoluna devam eder. Bu devam eden 6-7 dalganın ikinci ve üçüncü dalgası
en çok etki eden dalgalardır. Deniz tabanında bu tür bir yükselme olduğu da beklenmektedir. Ben şimdi Japonya'ya dönmek üzere sahneyi asistanım Ceren Özel'e bırakıyorum. Ceren'in doktora tezi tsunami kıyılardaki hareketi ve istila zonundaki etkileri. Evet, iyi günler herkese. Ben hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Dediği gibi Ahmet hocamın benim konum tsunami dalgalarının kıyıda baskın alanında yaptığı tahribat ve yapılara verdiği zararla ilgili çalışıyorum. Ve cuma günü yaşanan olay sonrası ben 7 yıldır bu konuyla ilgili çalışıyorum ama bu konuda çalışan araştırmacılar içinde kendimi şanslı görüyorum çünkü iki tane mega tsunami'yi birebir görme şansım oldu diyeyim. Bu bir çok büyük bir şanssızlık tabii doğal afetler açısından. Ama bizim gibi konularda çalışan ve çok seyrek yaşanan afetlerle ilgili çalışan insanlar için bir bilimsel açıdan bir şans haline geliyor. Ben bu görüntüyle başlamak istedim sunuşuma. Çünkü burada kıyıdan bütün her şeyi sürükleyerek dalganın nasıl tahribatla geldiği ve herhangi bir yangın, binaların sürüklenmesi sonucu yangını bile devam ettirerek nasıl bir tahribatla içerilere kadar girdiğini gösteren çarpıcı bir fotoğraf. Ahmet hocamın da bahsettiği gibi Japonya tarihinde pek çok tsunami yaşamış bir ülke. Çok aktif faylarda ve plakalarda bulunan bir ülke. Ve 1896'da yaşadıkları Meiji tsunamisi onlar için gerçekten tsunami çalışmalarında da çok büyük atılımların yapılmasına neden olan ve pek çok önlemlerin iyileştirme çalışmalarının başladığı bir tsunami ve bu konuyla ilgili de pek çok araştırmacı çalışıyor. Tohoku Üniversitesi'nden Profesör İmamura ve ekibinin hazırladığı bir sunuştu bu ve biz animasyondu. Bunu pek çok sunuşumuzda da kullandık. Bu bölge Rikuzen Tataka diye bir bölge ve Meiji tsunamisi olduktan 45. dakikada dalga kıyıya vuruyor ve şehri özellikle de nehirden girerek baskın halinde büyük tahribata uğratıyor. Bu tsunami animasyonunu dediğim gibi pek çok sunuşta kullandık. Ama ilginç olan sizin de basından takip ettiğiniz ya da görmüş olabileceğiniz gibi bu kenti gerçekten bu cuma günü yaşanan tsunamide su bastı ve çok dramatik görüntüler var bu şehirle ilgili. Gördüğünüz gibi dalga kıyıdan giriyor, karada ilerliyor ve burası baskın alanı dediğimiz bölge. Şu kısımda da nehirden ilerlemesini görüyoruz. Ve Meiji tsunamisi bu yaşanan tsunamiden daha nispeten hani küçük ölçekli olduğu için baskın alanı olarak, ilerleme mesafesi olarak biz burada bu mesafeyi görüyoruz. Peki gerçekten cuma günü burada ne oldu? BBC'de yayınlanmış, Japonya'nın ANN kanalında göstermiş bir görüntü. Şu anda ilk dalga geliyor kıyıya, gördüğünüz gibi ve burada tsunami için yapılmış, yaklaşık 6-7 metre yükseklikte olabilir,
seti aşarak ve çok büyük bir kuvvetle, çok büyük bir akıntı hızıyla tüm şehri, biraz önce animasyonunu gördüğümüz şehri su basıyor. Çok büyük gemileri de sürüklüyor bu su. Yani gördüğünüz gibi gemileri, araçları sürükleyerek bir şelale gibi bu bendi aşarak şehrin içine doğru baskın yapıyor. Sumatra depreminden farklı deprem bizim için. Japon halkı video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seven bir millet olduğu için ve bu konuda daha teknolojik açıdan belki ya da hani helikopter görüntüleri de gördük. Bu konulara da ilgili oldukları için bu depremle ilgili elimizde çok fazla video var, fotoğraf var. Bu bizim için de bir şans oluyor. Gördüğünüz gibi şehirde bütün caddelerden, bulduğu boşluklardan su akarak ve taşıdığı bütün yüke rağmen, yoğun bir su olmasına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi binaların kenarlarında çok büyük bir akıntıyla gidiyor. Sirenler çalıyor, tsunami alarmı veriliyor. Yani insanlar çok bilinçli bu konuda, tsunami konusunda çünkü depreme çok alışkınlar. Tsunami'de ne yapacaklarını biliyorlar. Ama ona rağmen bu öyle bir doğal afet ki, öyle bir boyutta afet ki bazen bilseniz bile, bütün önlemleri alsanız bile çaresiz kaldığınız durumlar oluşuyor. Bu depremin, afetin boyutu da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi çok ağır araçları, kamyonları, ne var ne yok. Çok büyük bir akıntıyla sürüklemeye devam ediyor. Şehrin içine girmiş olmasına rağmen, kirden çoktan uzaklaşmış olmasına rağmen akıntısına devam ediyor. Bu görüntüyü biz görmüştük, bir girdap oluşması. Bu da liman içinde oluşan bir durum olduğu için dalganın bir kısmı hala gelmeye devam ediyor. Diğer kısmı yansımış geri dönüyor ve böyle bir dönen bir girdap şeklinde bir su kütlesi oluşuyor kıyıya yakın bölgede. Ve bu görüntüyü de hepiniz görmüşsünüzdür. Çok düz, yükseltisiz, pirinç tarlalarının, genelde tarlaların olduğu bir alana tüm kuvvetiyle gelen dalga, çok büyük bir akıntıyla gelen dalga önüne ne geliyorsa toplayıp ve yükseltiler olmadığı için, düz bir zeminde gittiği için gücünü de bir şekilde az az kaybederek gittiği için oldukça fazla mesafelerde içeriye sokuluyor dalga. Gördüğünüz gibi kısım nehir ağzından su ilerlerken kıyıdan gelmiş olan dalgayla birleşiyor. Ve çok büyük bir gemi, onu da hala sürüklemeye devam ediyor. Kilometrelerde sürüklüyor. Önüne çıkan ahşap binaları. Japonların hem kültürel yapısı gereği hem de depremde hafif olması açısından ahşap binalar çok yaygın. Fakat tsunami'de tabii hafif yapılar olduğu için sürüklenerek çok uzun mesafeler boyunca ilerleyebiliyor dalgayla birlikte bu yapılar. Gördüğünüz gibi çarptığı her şeyi büzüştürüp önüne katıp ve hala akıntı hızını kaybetmeden devam ediyor. Şurada gördüğünüz kamyon da birazdan onu yine sürükleyecek. Evet, bu bize tsunami'nin gücünü gösteren gerçekten dramatik diyebileceğimiz
bir videoydu. Depremin merkezi verdiğim bölgede, Japonya'nın kuzeybatısında ve uzunluğu 650 kilometre civarı. Yani bunlar şu anda yine de nispeten tahmini veriler olarak ama kesinliği belli bir süre sonra araştırmalarla belirlenecek değerlerdir. Genişliği 250 kilometre, odak derinliği 24.4 kilometre ve fay hattında 20 metre. Yani çok oldukça büyük bir deprem ve kıyıya 130-140 kilometre mesafede depremin odağı. Ve bu sebepten deprem oluştuktan sonra yaklaşık 6-7 dakika içinde kıyıya yakın olduğu, yani en yakın bölgelere, Miyagi, Sendai bölgesine çarpmış oluyor ve o yüzden can kayıpları fazlaca oluyor bu durumda. Ve bizim laboratuvarımızda yaptığımız analizlerde enerji dağılım haritasını bu şekilde oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısımda, turuncu olan kısım dalganın en yüksek olduğu yer ve dalga 16 metrelere kadar çıkıyor. İlk çarptığı bölgelerde, kıyıya geldiği bölgelerde, Japonya kıyılarında. Ve negatif dalga yüksekliği dediğim çökme yüksekliği. Dalga 20 metrede çöküş yapmış şekilde Japonya kıyılarında etki gösteriyor ve bütün Pasifik'i bu yayılımla ilerlediği daha uzak mesafelerde Şili, Amerika kıyılarında yükseklik açısından daha düşük mertebelerde fakat yine de etki göstererek ilerleme gösteriyor Pasifik'te. Dalga barış zamanlı dağılımları bizim analizlerimizle gerçekler çok örtüşür seviyedeydi. Hawaii'de 8 saatte ulaştı dalga ve biz de 480 dakika 8 saatte dalganın ulaştığını tespit ediyoruz Hawaii kıyılarına. Yine Amerika kıyılarına 12-13 saat mertebelerinde ulaşıyor. Ve yine Şili'de 24 saat sanırım, 22 saat civarlarında Şili kıyılarında dalganın etkisi görülüyor. Ve analizlerimizle oluşturduğumuz animasyonu da göstereyim. Dalga nasıl oluştu, nasıl yayıldı? Evet, gördüğünüz gibi dalga oluştu, yayıldı. Hawaii'ye geldi. Amerika kıyılarına, şuradan zamanı görüyorsunuz, 12 saatte Amerika kıyılarına geldi. Ve Güney Amerika'ya ulaştı. Yeni Zelanda, Avustralya kıyıları. Ve Şili'ye 23-24 saat civarında da Şili'ye gelmiş oldu. Yine tsunami'den sonra hazırlanmış çok güzel bir site var. Öncesi ve sonrası fotoğrafları. Bunlar da gerçekten çok dramatik. Burası Sendai hava alanı. Önceki uydu görüntüsü ve ilerledikçe mouse'la dalga sonrası ne hale geldiğini görüyoruz. Bütün dalgayla taşınmış çamur, tahta parçaları, ev parçaları, ağaçlar hepsi taşınarak havalimanını bu hale getiriyor. Zaten videolarda görmüştük, havalimanı binası bir ada haline gelmişti. İnsanlar çatısında bazı görüntüler, öyle görüntüler var, videolar. Her taraf su kaplı ve insanlar kurtarılmayı bekliyor. Burası da Arahama, Sendai bölgesinde yine pirinç tarlaları, tarlaların ağırlıkta olduğu bir yerleşim bölgesi. Yine burası da çok büyük hasar almış bölgelerden biri. Gördüğünüz gibi tarlalar tamamen su altında kalmış. Sendai'de yine Fujitsuka bölgesi. Gördüğünüz gibi hiç evle ilgili hiçbir şey kalmamış. Bütün evler sürüklenmiş ve sadece temelleri gözüküyor.
Burası da yine kıyıya odağın çok yakın olduğu kıyılardan biri. Hem nehirden gelen suyun taşması, hem kıyıdan suyun basmasıyla tarlalarda yeşil bölge neredeyse göremiyoruz. Yine aynı bölgeye batıdan bakış ve yaşadığı büyük tahribat zaten şu tarla bölgesinden de çok net bir şekilde görüyoruz. Burası da yüreğimiz ağzımızda beklediğimiz, haber beklediğimiz nükleer santral bölgesi. Hala net bir açıklama yapılmadı. Umuyoruz bir şey olmamasını. Ve bu şekilde binaların nasıl sular altına kaldığını görüyoruz. Bu da yine kıyı şeridi. Ve gördüğünüz gibi hiçbir yapı kalmamış burada da. Koyu renkte taşınan tüm çamur, toprak ve taş parçaları. Bu Avustralya'da hazırlanmış bir web sayfası. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet. Benim sunumumda bu kadar. Teşekkürler. Peki, zaman biraz ilerledi ama Ahmet Cevdet Hoca da buradayken sorularınızı alabiliriz lütfen. Hocam, bu deniz tabanındaki fay atımıyla ilgili bu Japonya'daki depremin olmasında olduktan sonra haberlerde çıkan bir şey de dünya ekseninin kayması ve adanın yerinden oynaması. Bu fay atımının, yani dikey kırılmaların bunlarla bir alakası olabilir mi? Veya bundan sonraki tsunamileri bu etkileyecek mi? Aslında dünya ekseninin kayması düşünemeyiz. Yani açı açı kayaları çok büyük ama dünyanın eksenini oynatacak biçimde değil. Ama adanın birkaç santimetre, yani Japonya'nın kuzeydoğu kısmının birkaç santimetre yatayda, birkaç metre dikeyde oynamış olduğu kesin. Başka soru var mı arkadaşlar? Ben bir soru sorabilir miyim hocam? Siz nereden bu konuyla ilgilenmeye karar verdiniz ve nasıl gelişti? Yani birkaç cümle söz ettiniz belki ama özellikle birinci sınıf öğrencilerimiz açısından inşaat mühendisliği eğitiminin ve uygulamasının neresinde bu? Güzel soru. Şimdi inşaat mühendisliği uygulamasının neresinde olduğunu ben de son sınıfta fark ettim ama birinci sınıfta olan arkadaşlar erkenden fark ettiğinizi söyleyebilirim. Ben bu arada hocam, ben dördüncü sınıftayken üçüncü sınıfta asistanlık yaptığım Hasan Umur Akay hocamı görünce çok heyecanlandım, duygulandım. Ondan da aldığım bilgisayar dersiyle modelleme konusunun altyapısını da kurmuştum. Onun için inşaat mühendisliğinin Karadeniz ve hava ortamlarını etki ettiği yapıları ilgilendiren dalıdır. Yani hidrolik bilirseniz bu konularda çalışırsınız. Ben bir kez, benim ikiz kardeşim var. İkiz olmaktan dolayı benim bazı şeyleri benzerim olduğu için farklı şeyler yapmak gibi bir davranış özelliğim var. O da tsunami farklı olduğu için ona girdim. Onun bir nedeni odur. Bir de Japonya'da Sendai kentinde, Tohoku Üniversitesi'nde çalıştığım zaman oradaki bugün bu yaşanan bölgede biz aslında öğrenciyken araştırmaya gittiğimizde tsunami olursa ne yapalım, filmini çekeriz gibi bir hayallerle dolaşırdık ama 87 yılıydı, 24 yıl sonra bu olay meydana geldi. O zamandan benim çok da sağlam bir laboratuvar olduğu için bu konuda araştırma açısından dünyada çalışmalara böyle başladım. TÜBİTAK'tan 3 ayrı proje desteği aldım. Bir proje desteği Japonlarla ortak yaptık 1990 yılında. Bunlar devamını getirdi ama inşaat mühendisliğinin bu konusu herkesin çok bilgisini çekmez, ne zaman tsunami olur der diyordular bana. Neden böyle çalışıyordum diyordular ama bilgi birikimimizi yılmadan çalışmamızı böyle zamanlarda ortaya çıkarmak durumunda kaldık.
Önemli olan da yaptığınız çalışmaların halka yansıtabilmektir. Tamamen akademik kalması çok fayda sağlamaz. Onu başardık, zannediyoruz. Ama bir doğal afet içinde, üzüntü verici bir olay içinde hiç olmazsa yüreklere su serpecek, açıklamalar yapabilecek bilgiyi toplamaya çalıştık. Bu inşaat mühendisliğinin bir dalıdır. Ama tsunami konusunda her daldan, bir disiplinden jeofizikçiler, yer bilimcilerin çalışması gerekiyor. İşbirliği gerektiren bir dal zaten. Buyurun hocam. Ahmet Bey, çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Aslında iftihar ettik. Çok kısa zamanda da toplamışsınız bu bilgileri. Bir sorun var. Bu yaptığınız modellerle mesela nasıl bir duvar yapmaları lazım peki? Bunu önleyebilselerdi bu hasar mümkün mü böyle bir? Tasarım yaparken ya bir şey daha önce de tasarlamış. Mühendislik tedbirleri açısından çok kolay değil. Yani şimdi bu kadar büyük bir dalga geleceği çok tahmin edilmiyordu. Bu tsunami'nin aynısı 869 yılında olmuş aynı bölgede. Bunu yine bizim Tohoku Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız bu yıllara rastlar benzeri diyorlar. Ama 13 metrelik bir kıyıda istila, kilometrece istila çok beklenmiyordu. Ama daha kıyı yapılarına 6 metre değil 13 metre yapılsa o kurtarır. Ama o zaman insanlar daima denize uzak kalacaklar 13 metrelik bir duvarla. Yaşayacaklar ve bir tsunami olması ihtimali de çok fazla değil. Olabilir de birkaç yüzyıl içinde olabilir. O nedenle bu tür yatırımlar hem de pahalı öneriliyor. Okuşuri Adası'nda yapıldı. Şimdi belki Sendai kıyılarında yapılacak. Denenmedikçe, yaşanmadıkça karar verilemiyor. Okuşuri Adası'nda yapılana bile çok fazla Japonya içinde ne gerek vardı itirazlar oldu. Adada 1000 kişi yaşıyor, 1000 kişiyi korumak için öyle bir yatırım olmalı mıydı diyor. Çünkü bir ay evvel biz Japonya'daydık. Bu konuda Japonya'daki bütün alınan tedbirlerin incelendiği bir workshop'a katılmıştık. Orada da aslında şimdi yazışıyoruz da şok içindeler. Her türlü tedbir alınıyor fakat bütçe ayrılması konusunda şikayetçiydiler. Bütçeye de bağlı. O nedenle bilinse bile birçok nedenle uygulamaya geçirilemiyor. Bir de bu laboratuvarda bizim orada anlatılan takım hani koruma yöntemleri, setler, kuleler, beton kuleler şeklinde orada bir sunuş yapmışlardı. Yerin tabanına çaktıkları bazı kazıklar var. Tsunami alarmı geldiğinde o kazıklar yukarı kalkıyor. Yan yana belki 6-7 tane ve onların arasından geçerken su hem enerjisini biraz kaybediyor hem de baskın mesafesini azaltmış oluyor. Fakat sanırım bu bölgede öyle bir önlem yoktu Sendai kıyılarında. Eğer olsaydı muhtemelen baskın mesafesini azaltmış olacaktı. Evet. Yani o beton kuleler gibi yapılar onlar da yok. O başka bölgede. Yerlerde efendim? Başka yerlerde yapmışlar. Başka yerlerde yapmışlar. Bu beton yani o kazık sistemi dediğim olayı yapmışlar. Ama bu bölgede yoktu. Yani kuleler de yoktu gördüğüm kadarıyla. Beklenmiyordu. Evet, beklenmiyordu. Bir son soru daha galiba. Oğuz Hoca'nın sorusu var. Sonra da sizin sorunuz. Hoş geldiniz. Şimdi bu tsunami deprem olduğu zaman bir tsunami alarmı veriliyor ama bu alarm şu şekilde algılanıyor. Yani tsunami olabilir, ya boşaltın, tedbir alın filan gibi. Şimdi bugünün ortamında yani bu kısa mesafede olabilir, çok uzun mesafelerde olabilir. Bugünün şartlarında acaba uydulardan filan bu dalganın ilerleyişini takip etmek mümkün değil mi? Yani insanlara bakın geliyor şeklinde bir uyarı yapmak veya da işte bekliyoruz havaiye gitti gidecek ne zaman gidecek filan diye. Yani şu anda şurada gidip şu kadar hızla ilerliyor ve şu saatte gelecek gibi bir şey. Bunu canlı olarak izlemek mümkün değil mi? Benim bildiğim alarmların da bir seviyesi var değil mi hocam? Yani önce tsunami alarmı dediğiniz kıyıları boşaltın. Tsunami uyarısı, tsunami gözlemi. Yani bunlar çeşit çeşit. Mesela dalga gelecek, kıyıları boşaltmanıza gerek yok ama gözlemleyin dalga hareketini. Ya da warning dedikleri en üst düzey uyarısıdır. Kıyıyı boşaltın ve yüksek bir yere çıkın uyarısı.
Benim bildiğim kıyılarda zaten bu uyarı yapılmış. Hani o sirenler çalıyor, boşaltın deniyor kıyılar. Ama öyle şanssız bir noktadalar ki hem kıyıya çok yakın dalga, yani olduğu yer, odak merkez çok yakın kıyıya. Çok kısa sürede geliyor, 6 dakika gibi bir sürede geliyor. Ve bölgede tarlalar ve ahşap yapıların olduğu çok düz bir arazi. O yüzden insanların, zaten o görüntülerde de var, arabalara binmişler, kaçmışlar, gidiyorlar falan ama yine de o dalgadan kurtulamıyorlar. Sizin dediğiniz uydu görüntüsü durumu, dalganın yüksekliğini belirleyici bir özellik değil bildiğim kadarıyla. Yani ben öyle bir sistem... Şamandıralar var. Şamandıralar var ama... Şamandıralar biliyor, onlar biliyor. Ama çok kısa bir sürede olduğu için... Şimdi yani neredeyse santimetre çözünürlükte GPS uygulamalar var. Evet. Acaba bunlar kullanılamaz mı? Bilmiyorum. Bu yönde çalışmalar var mıdır? Şimdi onlar da var ama uydu görüntüsü böyle alansal analiz yapma aşamasına gelmedi. 5 yıl evvel uydunun gönderdiği sinyallerle aldığı belli bilgiler var. Şu ana kadar uydu görüntüsünden bilgi alınamadı. Hem Şili, bir yıl önceki Şili depremi, hem de burada. Ama jamandıralar yerleştirilmiş durumda ama onlar da tsunami'nin olup olmadığı akıntıyla su düzeyi değişimini ölçüp uyduyla karaya bildiriyor ve burada tsunami'nin hareket etmekte olduğu bilgisi elde ediliyor. Japonya açıklarındaki şamandıralar uydu sinyallerini göndermişler. Ama dalganın kıyıya gelmesi, Japonya kıyılarına gelmesi çok çabuk. Zaten ben şöyle söyleyeyim, deprem oldu, 45 dakika sonra NTV'deydim. Ve de önceki deneyimlerimizden ben Hawaii'ye dalganın 8 saatte gideceğini biliyordum. Öyle 7.45'ten ekleyince 8.15.07 gibi bir şey oluyordu süre. Nereye ne zaman varacağını bilebiliyorsunuz. Los Angeles Türkiye saatiyle 10.21'de varacağını, bunu anında tespit edebiliyorsunuz artık. Yani bizim biraz evvel gösterdiğim modelde de o görülebiliyor. Ama uydu da olabilir, yakın bir gelecekte alansal olarak denizdeki su düzeyi değişimini yakalayabilir. Bir de denizde dalgalar da olduğu için onlardan tsunami'yi ayırt etmek kolay olmuyor. Sizin bir sorun. Hocam Marmara'da işte tsunami olasılığı %10 falan demiştiniz. Buna bağlı olarak hani demek ki küçük bir enerjili bir tsunami hani olması ihtimali var diye düşündüm. Hocam bunun sarsıntıda yıkılmadığını varsayarsak hani bizim ülke dışına çıkıp tsunami'nin hani yıkıcı olma etkisi ne kadar diye Marmara'da. Bizim bulduğumuz sonuçlar, bir web sitesi de var bu konuda. İstanbul Belediyesi'nin de web sitesinin altında bir proje tamamlandık. Orada belli olan sonuçlar. Ortalama 3 metre bir dalga yükselmesi kıyıda yapar. Yani bizde de kıyı yapılarından içeriye 150 metre girme durumu var ama her yerde değil. Bir de dere ağzı gibi olan yerlerde daha fazla içerilere doğru ilerler. Verebileceği zarar 3 metreyi aşarsa can kaybı yaratır, gündüz olursa tehlike daha büyük. Bir de İstanbul'da kıyıdaki vapur iskeleleri gibi vapurun yolcu indirme bindirme zamanına rastlarsa gelen tsunami dalgası daha fazla can kaybı yaratabilir. Ama uyarı vermek zor. Türkiye'de de tsunami uyarı sistemi bu yıl kurulacak Kandilli Rasathanesi'nde. Bizim de onlarla işbirliği içinde bunu bu yılda tamamlama çalışmamız var. 4 yıl önce Ahmet Hoca'yı bu salonda dinleyen bir inşaat mühendisliği öğrencisi bu alanda çalışmaya karar verdi. Master'a başladı bu sene. Bunu da analım, evet. Müsaade ederseniz abi. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Esra kıyı liman yapıları üzerine çalışmaya başladı. Ben Tuğba'dan Ceren'e takdim etmesine rica edeyim. Ahmet Hoca'yı da temsil eden. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüme, dekanıma da çok teşekkür ediyorum.